Kırmızı Oda'yı hatırlatıyor bana. Merhaba Binnur, nasılsın? Psikiyatrı manipüle ettim, o yüzden kimse beni çağırmıyor. Almıyor. Hep öfkeli ya da öfke problemi olan bir adam gibi anlatılmak. Doğru. Katilim ben. Niye beni almıyorlar hala anlamıyorum. Bundan ne öğrendin yani? Ne oldu? Bunu bana yaptın da ne oldu? Var mı çıkarın? Yaradın mı işine ya? Ben mi sana bir şey yaptım? Bir yerde yanlış bir hareket mi yaptım? Bilmeden yapmışımdır. Kusura bakma. Yazık. Derler abi bana, iki dakika sonra yazarlar. Bunu izlesinler. Küstah, terbiyesiz. Duygularımı bile söylemiyorum. Bakar mısın? Yani. Bir şey oldu bana. Anlatamıyorum ne olduğunu ama ben bu kişiliğim, karakterimle başım belaya sokmuştum. Ya hapishanedeydim ya da ölmüştüm. Bir çocukluk fotoğrafı gelse gözünün önüne ilk ne gelir? Benim annemle babam, ben küçükken 6 yaşındayken falan ayrıldılar ya. Babam bir süre sonra bakamadı bana, hani beni yetiştirme yurduna verdi. Haksızlık ettim hala. Bir kız vardı orada yetiştirme yurdunda. Hayat çok enteresan, inşallah mutludur. Çocukluktaki anneyi nasıl hatırlıyorsun? Fena bir kadındı yani. Birçok şeyi de ona borçluyum. Çok kötü. Hiç acısı unutulmuyor yani. Yani bilmiyorum, en azından ben de öyle. Hani çok zor ya. Her gün önden geçiyorum. Zor yani. Hala yaşıyorum. Yani insan çok sinirli olduğunda istemediği şeyler yapabiliyor. Eğer onları yapmış olsaydım bugün burada olamazdım. Başka çarem yoktu. Bir şeyleri başardım çünkü istedim, başarmayı istedim ben. Çok istedim. ...9 Nisan'da Harbi Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnede olacağım ve bu kez senin hikayeni konuşacağız. Bambaşka bir deneyim var bu gecede. Yanımda Türkiye'nin yıldız isimlerinden özel konuklar olacak ve senin hikayene eşlik edecekler. Gecenin tüm geliri depremden etkilenen çocuklarımıza ulaştırılacak ve onlara eğitim bursu olacak. Buluşmak üzere. Hoş geldiniz Katerse hepiniz. Artık yıllardır hep birlikte büyük bir ailede olduk. Biliyorsunuz ki Katersiz özünde bir tanışma programı, gerçek bir tanışma. O yüzden de bazen sahne ışıkları altındaki birinin de, arka sokakta yaşayan ama hayatından çok haberdar olmadığımız birinin de eşit şartlarda aynı koltukta bütün duygularıyla var olması bizim için önemli. Bugün karşımdaki kırmızı koltukta Erkan Petekkaya oturuyor. Aslında kuşaklar boyu dönüp baktığımız zaman çok iyi bir aktör, iyi bir oyuncu izliyoruz biz. Diğer taraftan birçok haberle, gündemle çıktı karşımıza defalarca. Ama biz daha çok özünü görelim istiyoruz. Çünkü onlar insanın kendisini yansıtmıyor. Diyor ki, sert bir adam olarak görülüyorum ama aslında çok duygusalım. Bugün onun içini, duygularını, hikayesini gerçek bir tanışmayla anlayalım. Hoş geldin Erkan. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim kıymetli davetin için. Bizi izleyen herkese de sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Nasılsın? İyiyim. Allah'a çok şükür iyiyim. İyiyim. Bu koltukta oturmak nasıl şu anda? Kırmızı Oda'yı hatırlatıyor bana. Merhaba Binnur, nasılsın? Ya valla o koltuk çok terletti beni. Çünkü çok zordu. Çok hayattan da ama ya. Ne kadar güzel oynadın gerçekten dönüp bakınca. Çok hayattan ve çok gerçekti bir yandan. Sağ ol. Nasıl bir dönem bu dönem hayatında senin? Valla 47 yaşından sonra bir şeyler oldu, bilmiyorum. Daha hareketliydim, daha risk göze alırdım, daha fazla ne bileyim cesurdum falan. Bilemiyorum, şu an 53 yaşıma geldim, 53 yaşındayım. Biraz daha duruldum, böyle daha sakin bakıyorum hayata ve birçok şeye. Eskisine göre çok az daha sinirliyim. Yani çünkü çabuk sinirlenen bir yapım var ve bunu hiç sevmiyorum. Hoşlanmıyorum bundan yani. Yani insan çok sinirli olduğunda istemediği şeyler yapabiliyor. Bu dönem öyle geçiyor abi. Daha sakin geçiyor. Eskiden çalışmayıp durduğum zaman çok sinirim bozuluyordu. Şimdi keyfini çıkarıyorum. Temel meslek oyunculukken beraberinde gelen ve yıllardır da gerçekten de hep orada bir yerde durduğun bir şöhret var. Sen şöhret seviyor musun? Ben anlayamadım abi ya o işi. Bilmiyorum, ben anlayamadım ya. Şöhret nedir yani? Niye şöhret oluyorsun? Ne yani? İşimizi yapıyoruz. Şimdi doktor beni ameliyat etti. Başardı sağ olsun, beni hayatta tuttu. Yani işi o. Gidip onunla ben fotoğraf çekip imza mı istiyorum? Ya da çok güzel bir çay içiyorum bir yerde. Ya kim yaptı bu çayı deyip gidip
İmza istemiyorum. Ben de öyle bakıyorum kendi mesleğime. O yüzden bir enteresan geliyor bana. Ben sadece işimi iyi yapmaya çalıştım. Yani hayallerim daha başka. Çünkü bunlar yapılabilecek hayaller. Yapabildim işte. Bir de yapılması çok zor hayaller var. Artık onların peşine düşeceğim herhalde. Ne o? Dünya gezeceğim. Genel olarak hep öfkeli ya da öfke problemi olan bir adam gibi anlatılmak ya da işte gerçekten baktığın zaman yorumlarda da onun yazması, bu seni yansıtıyor mu? Asla. Hiç oradaki biri değilim yani. Ya tabii orası başka bir mecra artık yani. Hani kompleksli insanların, garip garip modellerin doldurduğu bir dünya. Eleştiri dediğin şey yapıcı olur. Ya burada kötü oynamışsın, bunu niye böyle oynadın de? Eyvallah. Burada yanlış çözmüşsün bu rolü. Eyvallah. Ama çok başka yerlere gidiyor oralarda o işler. Öfke değil de çabuk sinirlendiğim doğrudur yani. Ama bunun sebebi biraz da şeyden geliyor. Ben çok ince düşünen bir adamım. Ya bilmiyorum, sakın küstahlık demeyin bunlara. Derler abi bana, iki dakika sonra yazarlar bunu, izlesinler. Küstah, terbiyesiz. Duygularımı bile söylemiyorum, bakar mısın? Öyle bir saçma zaman şeyin içindeyiz. Ha, bundan da niye korkuyorsun ayrıca, değil mi? Şimdi herkese bir sosyal medya korkusu var. En büyük silah sosyal medya. Tanımadığım adamdan korkuyorum. Niye korkuyorum ki? İnce düşünen bir adamım abicim ben. Çok ince düşünürüm yani gerçekten. Ama o karşımdaki insanlardan o ince düşünceyi hiçbir zaman bulamadım. Yani olmadı öyle yani, olamadı. Olduğu da oldu da. Ama o zaman işte öfkelendim, sinirlendim yani. Hatalıydı. Şimdi sinirlenmiyorum artık. Bana ediyorum, geçiyorum yani. Boşuna boşuna kafama takmışım eskiden yani. Beş para etmez insanların laflarını yani. İnsandan dost olmaz demişsin. Ne demek bu? Dost olmaz abi. Olur tabii ki canım, o kadar da değil yani şimdi. Olmaz mı? Benim de dostlarım var. İnsan değişik bir yaratık yani. Çok egolu, çok tabiata her şeye hakim olmaya çalışan. Kendini terbiye etmezse bence kötü bir yaratık yani. Çünkü çok kötü insanlar var yani. Yani bu doğayı, bu dünyayı mahveden insan zaten yani. Bir hayvan bile hani koskoca, atıyorum bir aslan yani, gidiyor bir tane buzağı deviriyor orada. Yiyebildiği kadarını yiyor, gerisini bırakıyor gidiyor yani. İnsan biriktiriyor. Biriktirmek ne demek? Art demek, niyet. Güvenir misin kolay sen insanlara? Eskiden çok güvenirdim. Ben her zaman insanlara 10 üzerinden 10 verip tanıştım. Hep kazı yiye yiye 1'e düştüm. Dertleşebildiğin, bütün duygularını konuşabildiğin insanlar var mı hayatta? Karım var. Var. 3-4 tane dostum, 5 tane, 10 tane. Ya 10 tanedir. O kişilerin yanında böyle bütün korkunla, öfkenle, üzüntünle bırakır mısın kendini? Bırakırım. Her yerde bırakırım. Ben doğal bir adamım yani. Ben öyle artistik pozlar veren, böyle dolaşan biri değilim. Yani öyle bir hayatım da yok. Yani özel yaşamım da öyle değil. Ailem de öyle değil. Peki. Bazı duyguları soracağım. Duruma göre değişir elbet ama genelde yaşadığında ne yaparsın eylem olarak? Çok üzüldüğünde. Ağlarım. Ya da bir yere kapanırım. Böyle bir iki gün çıkmam yani. Peki çok korktuğunda? Ben korkmuyorum abi ya. Peki. Çok öfkelendiğinde? Bağırıyorum abi direkt. Ama iki dakika sonra geçer yani. Eğer haklıysam geçmez. Asla. Çok utandığında ya da biri seni utandırmak istediğinde? Bilmiyorum, hiç öyle dediğin gibi utanmadım ki. Birbirine beni öyle utandırmaya çalışmadı hiç, bilmiyorum. Dene istersen. Peki. Ya belki birazcık da devam eder ama geçmişteki bir duyguyu da soracağım. Çok aşık olduğunda nasıl biri oluyorsun? Ya bilmiyorum, ben galiba aşık olmadım ya. Bilemiyorum yani. Bilmiyorum o sorunu, bilemiyorum cevabını. Peki. Çok nefret ettiğinde birinden? Kaçarım. Çünkü kaçmazsam kötü şeyler yaparım. Bir hafıza testi yapalım beraber. Hayatının farklı dönemlerine gideceğim. İlk aklına gelen cevap hatırlıyorsan. Elazığ'da doğduğun mahalleden bir komşu ismi. Zehra. Çocukken babandan en sık duyduğun nasihat. Eve erken gel. Peki. 8 yaşında su satarak kazandığın ilk parayla ne yaptın? Anneme pazar arabası aldım. Çok üzülüyordum o torbaları taşıyordu. Zaten öyle başladı çalışma hayatım. Ergenlik döneminde daha havalı gözükmek için söylediğim bir yalan. Vallahi bilmiyorum ya. Ama ya daha havalı görünmek için şey yaptım. Saçlarıma limon sürüyordum. Onu yaptım ama onu bilmiyorum. Lise döneminde durakta gördüğüm bir hanımefendinin peşinden bir otobüse bindim ve hayatım değişti, oyuncu oldum dediğin otobüs hangi semte gidiyordu? Pendik 16. Sahilden. Seni ilk kez televizyonda gördüğümüz şaka programın adı? Yakalalık şakalalık. Allah rahmet eylesin. Rasim Öztekin'le Ece Uslu sunuyordu.
Öyle bir Geçer Zaman Ki dizisinde oynadın. Ali Kaptan karakterini gördüğümüz ilk sahne. Gemide mektup okudum. Peki oğlum Cem Cano'yu ilk kucağına aldığın an içinden geçen ilk cümle neydi? Önce parmaklarına baktım. El parmaklarına, ayak parmaklarına. Son kucağıma aldığım gün en acayip günümdü, hayatımdaki en garip gündü yani. İnanamadım yani bu benim mi nasıl. Herkes bunu hissediyordur ayrıca, yalnız ben değil. Ondan sonra gittim tuvalette aldım, geri geldim. Bu hayatta hatırladığın, aldığın ilk hediye neydi? Sünnetimde dayım bana saat hediye etmişti. Küçük Casio'lar. Evet. En son niçin ağladın? Dün ağladım ya, bir dizi izliyordum. Ben başarıya falan çok ağlıyorum, öyle hani üzüntüye, şey, trajediye değil de. Başarı görünce böyle ağlıyorum. Öyle bir dizi izliyordum dün de. Onu dün aldım daha ama tutamadım kendim ya. Öyle başarılı oldu ki tutamadım. Ya bir şey başarmış insanları böyle tırmalayıp da koşup peşinden koşup ahlakından, karakterinden ödün vermeden devam etmiş yaşamına ve mutlu devam etmiş insanlara hayranım. Öyle olmak istiyorum ben de. Gönlüne göre olsun. İnşallah. Biz hepimizin. Bu hikayenin en başına bir dönelim beraber. Hep sorduğum gibi, sen nasıl bir eve, nasıl bir aileye doğdun? Benim babam memurdu. Sosyal sigortalarda çalışıyordu. Annem yani çalışıyordu. Çalışıyordu annem de. Ev hanımıydı ama çalışıyordu. Öyle çalışan bir ev hanımı olmaz ki. Hot kütürdü benim annem. Terziydi yani. Ama öyle dükkanı falan yoktu. Evde mahalleliye dikerdi yani. Güzel bir çocukluk geçirdim. Özgür bir çocukluk geçirdim. Babam annem beni hiçbir zaman sıkmadı. Hiç, bana çok özgürlük verdiler. Ama o özgürlüğü de kötüye kullanmamayı öğrettiler. Büyük bir sevgiyle büyüdüm. Çok büyük bir sevgiyle büyüdüm. Yani babam, ya kanatları olmayan bir melektir babam. Annem de cin gibiydi. Allah rahmet eylesin. Annem çok şeydi, çalışkan ve hani hedefine ulaşan bir insandı. Ondan sonra ben mahalledeki gazeteleri topluyordum. Annem de undan bir tane şey yapıyordu ya. Bir yapıştırıcı yapıyordu. Onu nasıl yapıyordu ben hatırlamıyorum da. Undan bir yapıştırıcı yapıyordu. Ben o mahalleden topladığım gazeteleri geceleyin sabaha kadar o yapıştırıcıyla kese kağıdı yapıyorduk. Ben sabahleyin çarşamba pazarına gidip bu sefer kese kağıtlarını satıyordum. 70'lerin başı Elazığ burası, doğduğun evet. Şehirde burası. 70'te doğdum, Aralık 70'te. Evet ve o dönemden sonra sizin bir İstanbul'a geliş yolculuğunuz var. Kaç yaşındaydın sen? 5 yaşındaydım ben, İstanbul'a geldik. Ondan sonra hep İstanbul'daydık. 5 yaşımda geldim. Biz şeye geldik, hani eskiden öyle olurdu biliyorsunuz. Hani biz Güneydoğulu'yuz. Oradan birileri İstanbul'a göçtüğünde, kim nereye göçtüyse arkasından gelen de oraya göçerdi. Benim halamlar gelmiş ilk İstanbul'a. Bağcılar'a gelmiş, Haznedar'a gelmişlerdi. Garip yerlerdir. İlkokul 1'i orada okudum. İlkokul 2'deyken Bostancı'ya taşındık biz. Babam Süreyya Paşa Hastanesi'nde çalışmaya başladı. İlkokul orada okudum. Ortaokulu, liseyi Fenerbahçe Lisesi'nde okudum. Fenerbahçe Lisesi'nde okuyan tek Beşiktaşlıyım. Herhalde. Sonra işte konservatuvara girdim. İyi bir çocukluk geçirdim. Para yoktu, Allah var ama huzurluyduk. Hayatı çok dibinden gördüm. İnsanları da yani. Çok o zamanlar öğrendim birçok şey yani. Mesela satarken bir tane bir pazarcı arkadaşlarıyla beraber, o zaman böyle bir şeyde bidon büyük değil de büyük böyle demlikler vardı, büyük böyle. Onunla gidiyordum ben çarşamba pazarına, Bostancı'da. Bir pazarcı arkadaşlarıyla beraber benim bütün bidonumu bitirdiler yani şeyimi. Her şeyi, parayı istedim vermediler. Bir daha istedim vermedi. Ondan sonra bana böyle kafamdan tuttu ve esitlendi bana. Çok işerledim ona, hiç unutmuyorum onu. Gittim bir kaldırımda oturdum, ağladım. Çünkü haksızlık ettim ona yani. Küçüğüm, bir şey yapamıyorum, ne yapacağım yani. Ben de gittim zabıtayı buldum. Zabıtaya dedim, gösterdi. Bana böyle böyle yaptılar dedim. Göster dedi, gittim. 10 misli aldı, verdi bana. Verdi. Zabıt aldı. Sonra da o pazarcılar haftada her hafta kuruluyor biliyorsun. Onlar beni bellediler. Her hafta ilk gittiğimde onların yanına gidiyordum, için diyordum hepsini. Onlar da pişman olmuşlardı yaptıklarından çünkü. Gayri ihtiyari bir şeydi. Adamın yaptığı hataydı yani. Ama sanki Erkan sokağı da biliyorsun. Çok iyi biliyorum. Evet. İyi bilimdir yani. Yani bir şeyler satmaya gidiyorsun, belli mahallelerden geçiyorsun büyürken. O dönemini nasıl hatırlıyorsun sen? Vallahi çok şeydim, çalışkan bir çocuktum ben. Yani her işi bir arada yapabiliyordum. Evde durmuyordum, Allah var. Sabahleyin çıkıyordum evden, bir daha gelmiyordum. Ya mesela bit pazarlarını çok seviyordum çocukken. Bostancı'dan kaçak trene biniyordum, oradan kaçak vapura. Oradan Eminönü'nden tekrar kaçak bilmem ne. Bir şekilde kaçak. Cebimde 5 kuruş para yoktu yani. İlkokul 2'de ne cebimde para olacak? Evde öğlen ekmeğin arasına peynir meynir bir şey koyuyordum. Onu yanıma alıyordum. Çıkıyordum gidiyordum. Topkapı'da bit pazarında geziyordum. Akşam geri geliyordum. Hani bir de bizim zamanımızda güvenliydi her şey. Yani biz sabah bir çıkıyorduk evden. Akşam 8'de 9'da eve geliyorduk. Yani annemiz babamız bilmiyordu ki biz neredeyiz bütün gün. Güven vardı, bir şey vardı. Yani
Çok iyi arkadaşlarım vardı. Dolanıyorduk. Eğleniyorduk. Bahçelere dalıyorduk. Maçlar yapıyorduk. Mahalle kavgaları yapıyorduk. Ama kimseye düşene vurmazdı. Düştü mü kalırdı. Öyleydi. Sonra ertesi gün gidiyorduk ya da 3 gün sonra hep beraber mahalle maçı yapıp oradan çıkıp Ahmet Bir'e gelip Ahmet Bir'in içinde kıyma olmayan soğan pidesini yiyip eve gidiyorduk. Çocukluğumuz bizim güzel geçti. Benim de çok güzel geçti. Para pul da dert değildi gerçekten. Çünkü hiç kimse parasıyla, lüksüyle birbirini dövmüyordu. Yoktu öyle bir şey yani. Kendi çocukluğunda baba-oğul ilişkisinde nasıl bir baba hatırlıyorsun sen? Babam aklından kötülük geçiremeyen bir melektir yani. Bir kanatları yok benim babamın. Yani devre yok kafasında. Yani bir kötülük düşünemiyor. Öyle bir yeteneği yok yani. Ama çok acayip bir adamdır. Edebiyat bilir, entelektüeldir. Fena bir adamdır yani. Şu an 80 yaşında. Yani sana şu an 100 mısralık divan edebiyatını ezber okuyabilir yani. Edebiyatçıdır, iyi bir adamdır. Bir de özgür. Özgürlüğe inanan bir insandır yani. Sıkı bir demokrattır babam. Çok okurdu. Yani ben de sayesinde okudum, bayağı okudum. Yani daha orta 1'de, orta 2'de ölüme neler attı şimdi söylemeyeyim burada da. Yani. Büyümede olur ya bazen, baba oğul hesaplaşması, iktidar savaşı. Hiç olmadı öyle bir şey. Babam, ya babam değişik bir adam. Yani bana bir kere vurdu hayatımda. Bir kez tokat yedim, sıkı bir tokat yedim ama yere devrildim yani. O da ilkokul 1'deydim. Çıkıyordum okula gider gibi evden. Gidiyordum Bostancı'ya sahile. Bir tane olta bulmuştum. Ondan balık tutuyordum. Sonra okulun bitme saatinde tekrar eve geliyordum. Okuldan dönmüş gibi. Annem çalışıyordu zaten. Haberleri yoktu yani. Sonra öğretmen annemi şeyde görmüş pazarda. Demiş Erkan niye gelmiyor? Anneme geliyor demiş. Tabii çıktı ortaya. O gün babam bana bir tane afilli geçirdi yani. Bir daha da yapma dedi. Benden izinsiz. Söyle bana. Gitme ama sakın yalan söyleme dedi. O günden sonra bir daha okul kırmadım. Ama gitmeyeceğim zaman babama söyledim. Gitme oğlum diyordu. Çalışmıyorsan gitme. Çalışırsın diyordu. Öyleydi yani. Bir çocukluk fotoğrafı gelse gözünün önüne ilk ne gelir? Hangi an, hangi kare? Şuramın yarıldığı gün gelir. Benim annemle babam, ben işte küçükken, 6 yaşındayken falan bir süre bir ayrı kaldılar. Bir tartıştılar, kavga ettiler falan, ayrıldılar yani. Annem Ankara'ya gitti, kız kardeşimi aldı. Anneannem Ankara'daydı. Ben babamla burada kaldım, İstanbul'da. Tamam, babam bir süre sonra bakamadı bana. Hani çalışıyor, hem işe gidiyor, geliyor. Küçücüğüm yani. Sonra mecbur kaldı yani. Mecbur kalıp beni yetiştirme yurduna verdi. Bakırköy Akıl Hastanesi'nin yanındaydı, öyle hatırlıyorum. Beni oraya verdi, bakamadı bana gerçekten. Çünkü korkuyordu. Bir gün biz 5. katta oturuyorduk. İşten geldi babam, ben de 5. katta o zaman böyle demir memir yok ki. Bu tarafa doğru tarafına ayaklarımı sarkıtıp oturmuşum. Babam evde yok ya, 6 yaşında çocuğum ben, ne bileyim ben. Babam gelirken eve beni orada bir görmüş, öyle ayaklarımı sarkmış balkondan. Yukarı çıktığında kalp krizi geçirecekti herhalde, bilmiyorum. Nefes nefese onu hatırlıyorum gelip. Beni oradan alışını biliyorum yani. Belki düşerdim, bilmiyorum. Sonra işte bir kız vardı orada yetiştirme yurdunda. Onun hiç annesi babası, kimsesi yoktu. Hiç kimsesizdi. Onu salıncakla sallıyordum ben. Sallarken o geldi, ben buramı vurdu. Buram yarıldı. İşte Allah beni götürdüler Bakırköy Akıl Hastanesi'ne. Orada diktiler burayı yani. O zaman da estetik dikişler yoktu. İşte sarıyorlar ya sargı beziyle. Sanki beyin ameliyatı geçirmiş böyle sarmışlardı yani. Babam akşam gün geldiğinde, her akşam gelirdi babam. Orada kaldığım süre boyunca bir kere sektirmedi yani. Her akşam beni geldi, uyuttu. Ben uyudum, öyle gitti. Her akşam yani. Babam geldi, bu sargıyı gördü kafamda. Dayanamadı tabii öyle olunca. Zaten meyillilerdi, bahane arıyorlardı barışmak için. Hemen babam gitti, eşyalarımı topladı benim o demir dolaptan. Ondan sonra o demir dolabın son kapanma sesini hiç unutmam. Çünkü orada anlamıştım babam boşaltmış beni götürüyor diye. Çünkü o demir kapak vurunca içeriden boşluk sesi geldi. Onu çok iyi hatırlıyorum. Demir dolap kapanınca dedim babam herhalde vallahi içime doldu ya, beni götürüyor dedim yani. Babam aldı beni götürdü, hemen gittik Haydarpaşa. Trene bindik. Hemen o gün, o gece yani. Annemi aldık, barıştılar, geri geldik. Şunun yüzünden yani hayat çok enteresan. Ya kadere inanıyorum biraz. Kader dediğim öyle bir kader değil ama hani bazı yerlerde, bazı zamanlarda, bazı yerlerde oluyorsun ve bu senin hayatını kesinlikle derinden değiştiriyor. Tıpkı o söylediğin gibi, işte otobüs durağında biriyle tanıştım. O beni sağ olsun tiyatroyla tanıştırdı. Onunla ben o sırada orada olmasaydım, ya 5 dakika sonra gitseydim o durağa ben onu tanımayacaktım. Öyle aşmaş meselesi değil o. Beni tiyatroyla tanıştırdı. Provalarına gittim, tiyatroyu orada gördüm. Öyle girdim sınava, 5 dakikayla. Mesela o sanılacak bana vurmasa, belki annem babam barışmayacaktı. 30 saniye o sanacağım buraya vurması. O kadar çok şey var ki hayatımızda böyle. Ne kadar fotoğraf fotoğraf anlatıyorsun.
Ona etkilendim, durdum da o kız çocuğunun yüzü de gözünde belli ki. Evet. Saçı başı geldi gözüme, evet, şimdi. Evet. Kıvırcık saçlı bir kızcağızdı. Biz döndükten sonra İstanbul'a ben babama dedim, baba onu bir araştıralım. Hani onu alalım, belki alabilirsek. Bir can ne var, doğar yani. Doyar yani, biz doyursak o da doyar. Babam gitti baktı ama onu almışlardı, birileri evlatlık almıştı. İnşallah mutludur. İnşallah bunu izliyorsa beni hatırlıyordur. Çok teşekkür ederim ona. Çok teşekkür ediyorum. Benim buramı yardığı için. Dolabın sesi de kavuşma. Ondan sonra artık aileye. Ama onu hiç unutmuyorum. Evet. O boşluk sesini duydum. O zaman beni babamın aldığını anladım. Erkan, çocukluktaki anneyi nasıl hatırlıyorsun? Savaşçıdır ya. Ben bir savaşçılığım varsa annemden öğrendim. Çok çalışkan, düzgün, savaşçı. İnanılmaz bir kadındı annem yani. Canım Allah rahmet eylesin yani. Yani öyle bir kadındı ki gündüzleri başka bir yerde çalışırdı. Akşam gelirdi, etek falan dikerdi. İşte böyle tam pileli elbise şeyler vardı etekler o zaman. Tam pileli olunca çok pahalı oluyordu. O gelince çok mutlu oluyorduk biz. Annem diyor ki tam pileli geldi. Hadi canım diyorduk. Allah! Annem çok savaşçı. Fena bir kadındı yani. Birçok şeyi de ona borçluyum. Allah rahmet eylesin, gani gani. Ne kadar oldu kaybedeli annem? 2 sene oldu. Çok kötü. Hiç acısı unutulmuyor yani. Yani bilmiyorum, en azından ben de öyle annem. Çok zor ya. Bir de evimin çok yakınında gömdüm annemi. Her gün önden geçiyorum. Zor yani. Yaşayabildin mi yasını, vedanı? Yapabildin mi? Yaşadım ben tabii. Hala yaşıyorum. Mekan cennet olsun. Amin. Bütün annelerin mekanı cennet olsun. Evet. Ne oldu, bunaldın mı? Yok ya, yani kaldık öyle. Seni bunalttın mı? Hayır, olur mu öyle şey? Aksine duygulandım yani. Psikiyatrını hep manipüle ettim, o yüzden kimse beni çağırmıyor. Almıyor. Bu ikinci, bu bizim programı çekişimiz. Birinci çektik, bana gönderdi sağ olsun. Benim içime sinmedi, Allah var yani. Ama benden kaynaklı, asla burayla ilgili değil. Ya ben kendimi iyi ifade edemediğimi gördüm ki bu benim en büyük sorunlarımdan biridir yani. Kendimi ifade etme problemim var benim. Öfkeden daha beter, kendimi ifade edemiyorum. Aslında beni şeye çukur atan şey o. Kendimi iyi ifade edemem yani. İzledim, sinmedi içime ya. Olmadı dedim bu. Aradım dedim, yani bu ben istemiyorum yayınlamanızı. Sağ olsunlar. Gerçekten çok kibar davrandılar. Hiçbir kere beni arayıp, ya Erkan Bey işte yapsak da biraz kıksak da bitsek de bir daha da zaman harcamasak demediler. Çok teşekkür ederim. Başkaları olsa öyle derdi. Siz bir kere demediniz abi. Bir daha ne gerek var? Sağ ol, sana teşekkür ederim. Ben tekrar ederim. Buluştuğumuz için gerçekten. Ama sizle alakalı değildi yani. Ben de iyiyim. Ama iyi ki bir araya geldik bir daha. Eyvallah. Güzel de oldu. Bir dönüm noktası soracağım sana. Benim hayatım oradan sonra başkalaştı. Oradan sonra belki hayatımda yeni bir kapı açıldı. Diyeceğin ne anlatırsın ki? İşte Güngören'den Bostancı'ya taşınmamızdır. Evet, eğer o tarafta büyümüş olsaydım, ben bu kişiliğim, karakterimle başımı belaya sokmuştum. Ya hapishanedeydim ya da ölmüştüm. Bu bahsettiğimiz otobüs anısı var ya, hani orada aşk değil zaten dedim. Bir kızın peşinden gitmek ve bundan önce senin oyunculukla ilgili hiç hayalin var mıydı? Sıfır. Hiçbir şey bilmiyordum. Hiç sıfır yani. Hani bilmiyordum ben. Ben üniversite hazırlıyordum. Zaten 2,5 ay falan kalmıştı üniversite sınavına. Zaten dershaneden çıkıp tanıştım altı yolda. Onlar amatör tiyatro yapıyorlardı ya. Amatör tiyatro yapan liseliler yani. Ben orada gördüm tiyatroyu, öyle tanıştım. Şimdi bu benim mesela baht önümüdür. Yani o okulu okumasam, şimdi mühendislik okusam kim bilir ne oldu, neredeydim yani. Ama ben büyükelçi olmak istiyordum. Benim amacım büyükelçi olmaktı. Ama babam göndermedi beni, izin vermedi. Konservatuar istiyor muydu, destekliyor muydu? Ya o zamanlar öyle değildi. Şimdiki gibi değildi yani. Benim babam aydın bir adamdı ama tiyatro bölümüne girdiğimde bozuldu. O da aç kalacağım diye bozuldu. Yani hani dedi ki aç kalacaksın, sen ne olacaksın, soytarı mı olacaksın, ne yapacaksın? Çünkü o zaman kimse tiyatroya böyle oyunculuğa falan değer vermiyordu. Benim zamanımda, biz 89'dan bahsediyorum. Soytarı mı olacaksınız, ne olacaksınız, zenne mi olacaksınız falan diye dalga geçiyorlardı bize yani. Ama babam aydın bir adam dediğim gibi. Sadece ben ileride üzülürüm diye korktu o. Çünkü tiyatrocuların durumu belliydi o zaman, hani kötü şartlarda yaşıyorlardı. Şu anda öyle değil. Yani diziler var, o var, bu var. Yani işler değişti şu anda öyle değil. 19-20 yaşlarında bir gençken mesela sahnede nasıl hissediyordun kendini sen okurken o süreçte? Hiç planladığım bir şey değildi yani. Sahneye bir çıktım ben de. Sahneye çıktım, merdivenden çıktım. Arkama baktım seyirci koltuklarına. Ama çarpıldım, büyülendim yani. Beni böyle elektrikler çarptı. Sanki kafamda
şimşekler patladı yani. Hani tüylerim diken diken oldu. Bir şey oldu bana. Anlatamıyorum ne olduğunu ama orada karar verdim. Ben bu işi yapacağım dedim. Ve büyükelçiliği falan her şeyi unuttum. Bir günde sildim her şeyi. O kadar yıllık emeğimi yani. Çünkü hep ona hazırlanmışım. Büyükelçi olacağım. Ankara siyasal okuyacağım abi. Okuyacağım yani. İyiydim de. Ona karar vermek çok zor oldu. Ama iyi ki böyle yapmışım. Bu bölümde ben konuklarıma hayatlarını değiştiren şarkıyı sorarım. Hayatımı değiştiren şarkı derken senin o gençliğinde, büyüme hikayende dertleştiğin, seni anlatabilen bir şarkı desem ne gelir aklına? En sevdiğim Binler Günler'in ardından Seni Unutmak Mecburiyetindedir. Mazhar'ın en sevdiğim parçalarının ardından. Mazhar Fuat Özkan'ın. Söyler misin? Günler günlerin ardından seni unutmak mecburiyetindeyim. Seni sevmeler cumhuriyetinde gözyaşlarım, gözyaşlarım kafiye olsun diye değil. Özle özle eşlik et. Kavuştuk birbirimize. Birbirimize vitaminler, moraller verdik. Birbirimize. Sinan hep böyle yapar Sinan Akça. Evet, evet. Onda bir şey sana kadar kullanma söylüyor. Evet. Çok güzel söz. Çok güzel şarkı. Vitaminler, moraller verdik. İçimizdeki şeytanlara, zülfikarlarla saldırdık. Gözyaşlarımız bitti mi sandın abi ya? Müthiş şarkı gerçekten. Hatasız o da var. Karnım üzdüm hep ben siyi ben. Benim amcam, Ayhan amcam minibüs şoförüydü. Kara üzüm ebesi çıkmıştı. Amcam gazı öyle basardı. Gerçekten gaza basardı. Bir de açardı sesini sonuna kadar. Allah'ım ya. Çok anı. Çok anı var. Yani şarkılardan da. Şimdi öyle bir düşünüyorum ki hepsi de ayrı ayrı gerçekten bestlemişler. Evet, evet. Işık Karaca ne? Bulutsuzluk özlemi. Erkan, o dönemde bilinmek, tanınmak, o dönemin ünü, klasik günlük tabirle soracağım yanlış anlama. O dönem şöhret olmak bozdu mu seni? Ya da para, ne bileyim hayatınla ilgili bir şeye daha başka davranmanı sağladı mı mesela? Yok. Yani ben kendimi bilen bir insanım yani. Hani, yok öyle olmadı. Yani dediğim gibi hep başarılı olmaya çalıştım ya. Başka bir amacım olmadı yani. Hani, bir ama avantajım da vardı benim. Yani şimdi o da bir şans. Yani, devlet tiyatrolarına girdim. Şimdi benim birçok arkadaşım konservatuvardan mezun olan, yani Shakespeare'ler oynamış, neler ne oyunlar oynamış dostlarım, arkadaşlarım para yüzünden evinin kirasını verecek. Elektrik faturası var, osu var, busu var. O zamanlar böyle televizyonlar, diziler çekmiyor, bir şey yok. Yani para kazanacak bir yer yok yani. Özel tiyatrolar iş yapmıyor. Çok zorluklar oldu ama ben devlet tiyatrosuna girdiğim için benim ekmek param, yağda yumurtayı kıracak param, anama babama yardım edecek kadar, bir şeyler yapabilecek kadar parayı ben devlet tiyatrosundan kazanıyordum. O yüzden de gidip abidik gubidik işler çok fazla yapmadım. Eğer onları yapmış olsaydım bugün burada olamazdım. Çünkü dedim yok hayır bunu yapamam. Niye? Maaşım yatıyordu. Ama maaşım yatmasaydı gidip yapardım. Başka çarem yoktu. O zaman burada oturamazdım. Özellikle televizyon, işte medya, oyunculuk senin gözünden mutlaka insanına göre değişir ama bu sektör nasıl bir sektör? Burada ayakta durmak, barınmak, devam edebilmek bu kadar yıl. En zoru başarıyı kazanırsın abi. Parayı da kazanırsın. Her şeyi kazanabilirsin. Ama onu korumak çok büyük dert. Büyük dert yani. Onu aynı standartta devam ettirebilmek, aynı çizgide bir de para konusuna gelirsen. Şimdi başarı başka, para ayrı bir şey biliyorsun. Kardeşler ya bunlar. Bir de etrafındakileri, sevdiklerini bir standarda alıştırıyorsun yani. O standartı devam ettirmek zorundasın standardı. Bu bir yük. Büyük yük yani. Öyle böyle değil. Ben bizim sektörün handikaplarına düşmedim abi. Düşmedim yani hani. Şöyle hatalar yaptım ama kendi mesleğimi her zaman elimden geldiğince iyi yaptım. İyi yapmasaydım da demek ki şu an burada seninle oturuyor olmazdım. Ha, ama kötü yaptığım da oldu. Ama genelere vurduğunda demek ki bir şeyleri başardım. Çünkü istedim, başarmayı istedim. Çok istedim. Bölümün adı Yüzleşme. Kim olduğunu sormayacağım. Seni bir şekilde çok öfkelendirmiş, kırmış ya da hayal kırıklığına uğratmış biri otursa yanına, kim olduğu sende saklı, ne dersin? Düzeldin mi derim. İnsan olabilir mi derim. Hani bana yaptığını gördün mü, sonuçlarını gördün mü? Bundan bir ders alabildin mi derim.
Ya da sana yaradı mı bir işine ya? Bundan ne öğrendin yani? Ne oldu? Bunu bana yaptın da ne oldu? Var mı çıkarın? Ben mi sana bir şey yaptım? Bir yerde yanlış bir hareket mi yaptım? Bilmeden yapmışımdır. Kusura bakma. Neden bana böyle yaptın yani? Sorarım. Hepimiz bütün ilişkilere baktığımız zaman aslında bir şekilde hayatımızı seçtiğimiz kişiyle tamamlıyoruz da hikayemizi. O sevmenin, onu seçmenin ve sevmenin bir anlamı var. Hep soruyorum konuklarıma, evliliklerde de. Eşinle sence sizin aranızda ne var? Sizi ne bir arada tutuyor? Aşk demeyeceğim. Çünkü aşk ucuz kalıyor yani. Benim karımla olan ilişkimde. Ama benim dostum, arkadaşım, karım, canım, kadınım yani. Annem, babam, her şeyim yani. Ben hayatımın en büyük şansıdır. Yani karımla karşılaşmam. O da öyle mesela. Karımla da ben şans eseri bir yerde karşılaştım. Şans eseri yani. Hayatta olmayacak bir şey var. Bir yerde gördüm. Ben bununla evleneceğim dedim. İkinci görüşümde evlenme teklif ettim. Öyle İkinci mi? Görüşüm. İlk gördüğümde iki dakika gördüm. Daha fazla değil. İkinci gördüğümde tabii daha fazla gördüm. Oturdum. Beraber yemek yedik. Yani konuştuk. Yani birbirimizi anlamaya çalıştık. Sonra onu evine bırakıyordum. Asansörde evlenmem dedim ben. İki ya daha ikinci. O da tamam dedi. Altı ay söylemedik kimseye. Altı ay sonra söyledik evleniyoruz biz diye. Ruh ikizimle buluştum galiba ya. Yani müthiş bir kadınla beraberim. Birbirimizi geliştirmeye çalıştık hep. Yani o hata etti, ben onu düzelttim. Ben hata ettim, o beni düzeltti. 20 yıldır bunu başardık karımla yani. Allah'a çok şükür. Onunla ölmek isterim. Oğlun 18 yaşında. Artık yetişkinlik eşiği. Şöyle yapayım da. Çünkü sonra yazıyorlar bana. Aha. O içtiğinde viski mi vardı? Aha. Yok, su var. Vicdanlı çocuk yetiştirmek diyoruz ya. 18 yaşında oğlun. Bu hayatta en çok neyi öğrensin istedim? Hangi konuda yol gösterdin en çok? Hep dürüst olmasını söyledim. Çünkü bir insan dürüst olursa her şey yoluna gider abi. Kimseye yalan söylemiyorsan rahatsın. Çok rahatsın. Birine bir tane yalan söyle, yandın. O ona söylüyor, ona söylüyor. Bin tane yalan dolanıyor. İlk senden çıktı. Bin kişiye yalan söylemiş oluyorsun bir kişiye söyleyince. Ona dürüst olmasını, insan olmasını, mala mülke bilmem neye bakmamasını, dostlarına sahip çıkmasını, bir de ben yaşlanınca beni hep aramasını söyledim. Korkuyorum çocuklar. Gerçi benim oğlum yapmadı ama. Elim olur abi, karısı kötü çıkar falan. İstemiyorum senin babanı görmek. İyi mi aranız? Çok arkadaşım ya, dostum, en iyi dostum. En iyi dostlarımdan biri. Öbürü de Didem. Erkan, yolculuk nereye diye sorsam sana. Ne istiyorsun bundan sonrası için hayattan? Abi bundan sonra dünyayı gezmeyi istiyorum. Çünkü gezdim, bayağı yerde gezdim de. Gezdik ailece. Ama dünya çok büyük abi yani. Ömür yetmez gezmeye, dolaşmaya. Çok değişik kültürler, çok değişik dünyalar, çok değişik insanlar var. 30'a yakın ülkeye gittim bugüne kadar. Gittik ailece. Ama daha İtalya'yı falan, İspanya'yı görmedim. Yani onları yaşlılığıma saklıyorum. Yani şimdi gücüm yetiyor. Daha çok hani Mauritius işte. Serengeti, ne bileyim Maldivler, su, deniz. Ama hala görmediğimiz bin tane yer var. Ve yani ileride de birkaç sene sonra galiba bir karavan maravan bir şey alıp böyle yavaş yavaş böyle karımı da alıp. Çünkü oğlum da üniversiteye başlayacak inşallah. Ne yapacağız biz Edi'yle bir evde? Didem'le ver. Gezeceğiz, dolaşacağız. Yaşlılığımızın tadını çıkaracağız yaşlanınca. Allah uzun ömür verirse, sağlık verirse, sıhhat verirse. Çünkü ya şuran parmağın acısa hayatın hiçbir kıymeti kalmıyor o sırada. Yani başın ağrıyor, deli gibi migrenin var, bir şeyin var. O sırada ağrısı geçsin diye cebinde 20 milyon dolar olsa verirsin hepsini. Yani hani paranın da bu anlamda hiçbir anlamı yok. Yani görüyorsun işte bir ton etrafında. Ne var? Kapıda 5 tane araba bekliyor. 10 milyon dolarlık evde oturuyor. Aşağı iniyor, arabaya biniyor, surat böyle. Çok görüyorum trafikte öyle ben. Acayip şeyin için ama surat böyle yani. Lan niye kazandın o zaman? Gülsene, gülsene, güzel araba biliyorsun da. Koltuğunu sev, kendini sev. Başarmışsın, şükret. Değil mi? Öyle. Daha fazla nasıl olur? Daha fazla nasıl olur? Son bölümün adı Cevap Hakkı. Hakkında yazılmış 3 tane eleştiri okuyacağım. Burada bak ne yazmışlar değil amaç, senin duygun ve bugünkü kendi gönül rahatlığıyla verebildiğin cevap aslında. Beni seven çok fazla yoktur. Çok düşmanım var benim. Severim de vardır ama onlar azdır yani. Dizi ve filmlerde oynadığı kaba ve şiddet yanlısı rolleri bu kadar iyi oynamasının sebebi kesinlikle gerçek hayatta da böyle olmasıdır. Doğru.
Katilim ben. Şimdiye kadar kaç kişi öldürdüm dizilerde bilmiyorum. Katilim yani. Niye beni almıyorlar hala anlamıyorum. Yazık, üzülüyorum. Bunların anası var, babası var ya. Yani. Yazık. O rolü oynamam, bu rolü oynamam, öpüşmem falan diyor ama oynadığı rollerde şiddet var, taciz var. Bir kural koyup oynamayacaksan asıl bunları oynama. Hangi dizi diyorum? Hangi film yok, bana onu söylesinler. İçinde şiddet, bilmem ne o dediklerinin hiçbiri olmadı. Bana 50 tane film saysın onu söyle. Hayat böyle kardeşim. Biz film çekiyoruz, gerçek değil ki. Ne alakası var yani? Acaba birbirinden çok farklı roller oynamış bir adam mı? Ya şey kötü yani. Güzel bir eleştiri olsa anlayacağım yani, tamam mı? Hani burayı iyi oynamadın, burayı daha iyi oynasaydın falan. Doğru, olabilir. Olabilir yani. Bunlarla uğraşmak istemiyorum abi. İşte bak sinirlendim. Şimdi bunu yapmamam lazım. Dur. Kırmızı Oda da öyleydi. Dörde kadar say. senaristimiz canım, bana canım ablacığım benim diyebilirim. Sayesinde çok güzel bir rol oynadım. O rolü bana teslim etti. Delikanlı Say'dan bahsediyorum. Çok teşekkür ederim bana o rolü teslim ettiği için. Bu rolü teslim ettiği için de şimdi en son oynadığım rolü. Sevgili yapımcılarımıza ve kanala teşekkür ederim çünkü o rolü teslim etmek öyle o kadar kolay bir şey değil yani. Ben de çok zorlandım. Çok çalıştım. Çok çalıştım yani. Allah var. Tren geçti üstümden. Üç ay uyumadım ben. Uyumadım ama bayılıyordum. Böyle bir saat kalkıp nasıl oynayacağım, nasıl yapacağım diye. Ama kötü olmadı galiba. İzleyici olarak hakkını... Her zaman dayısı vardı ben. Ben hiçbir zaman ben oldum, ben yaptım demedim hayatımda. Hiçbir zaman demedim yani. En yüksek reytingleri aldığımda da demedim. Ali Kaptan'la oynadım öyle bir geçer zaman ki 28 reyting alıyordu. Türkiye'de en yüksek reyting alan iş. Sabah kalktım reytinglere bakmıyordum yani, anlatabiliyor muyum? Özledim o günleri ya. Sonuncuyu okuyacağım. Sosyal medyada verdiği anlık tepkilere bakılırsa öfke problemi var. Yardım alsa keşke. Bence o yardım alsın kendisi. Kimin yok? Ben ünlü oldum şimdi böyle. O da söylüyor hepsini. Aç hiç interneti. Ya yüz binlerce saçma sapan şey yazıyor. Ben mi yazdım onu? Ne yazdım? Ben 10 tane yazdım, onlar 1000 tane yazmıştır. Ben de insanım. Allah Allah. Saçma bir şey, düzgün bir şey söylese anlayacağım da yani. Ha, doğru. Söylediği doğru. Ama sonucu yanlış. O kim söylediği sonu yani. Çünkü evet, yani sert tepkiler verdim. Anlık tepkiler verdim. Sonra bazılarından aynı ya bunu böyle yaptım ki ne gerek vardı dediğim de oldu. Ama o benim kişiliğim abi. Kötü gördüm. Karşıyım. İstemiyorum. Allah Allah ya. Yanlış yaptığını düşünüyorum onun. Hata yaptığını söyleyeceğim. Sen söylüyorsun, açın. Sen de insansın, ben de insanım. Varsa ben de bir doktorum, mühendisim, çaycıyım, kapıcıyım. Ben de fikrimi yazdım sana lan. Allah Allah. Allah Allah, anlamıyorum yani. Ben oyuncuyum diye böyle mi oluyor? Bana ne? Saçmalamış. Erkan, çocuk halinin yanında oturuyorsa şu anda iki zamanı birleştir. O tam da aslında bahsettiğin İstanbul'a yeni gelmiş çocuk. Ona bu hayatla ilgili ne derdin? Ne öğretirdin? Sakin ol oğlum derdim. Good boy, good boy derdim. Teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür ederim kıymetli davetin için, samimiyetin için ve ikinciyi tekrar çekmeyi kabul edecek kadar dürüst ve anlayışlı olduğun için. Ben çok keyif aldım bu sohbetten. Bir de artık herkes daha fazla görsün istiyorum ki gördüğünüz gibi değil, zannettiğiniz gibi, kendinizden yansıttığınız gibi değil. Bir hikaye var gördüğümüz her insanda. Onu bugüne getiren bir hikaye var. Gördüğümüz gibi bu mücadelenin hayatı. Aslında kendini güçlendirmenin, yeniden güvenmenin hayatı. Ya milyarlarca insanın içinde bir taneyim işte ben de. Yani o milyarlarcanın bir tanesiyim. Hepimiz bir tanesiyiz yani. Ya mükemmel insan ben görmedim çok fazla. Mükemmel, zaten mükemmel diye bir şey yok bence. Yani hani illa bir kusur bir şey olacak. Yani bir ilişkinin içerisinde hiç tartışma ve kavga yoksa bende onda bir sorun vardır. Vardır ya. Ya nedir? O zaman kesin karşı taraf içinde bir şeyler biriktiriyordur. Ama o biriken bir süre sonra onun asalet aldığı eğitim, ahlak seviyesi düzeyinde ortaya çıkar. Biliyor musun yani bu? Yok, kişiyi de hasta eder, ilişkiyi de hasta eder. Kesinlikle. O kadar sıkışan duygu. O kadar ya biriken. İşte dedim, sordun ya abi, ben iyi düşün, iyi olsun düşünüyorum artık hep. Yani iyi düşünüp iyi olsun ha. Yani çocukluğumdan beri öyleyim ama. Artık daha fazla iyilik düşünmeye ve yani hiç kötü şeyleri kafamdan geçirmemeye çalışıyorum. Çünkü o düşününce enerjim bozuluyor. Enerjimi de pozitif tutmaya çalışıyorum. İnsanlarla da daha az sinirlenip uğraşmaya çalışıyorum. Hatta yakında hiç uğraşmayacağım. Şimdi bir duyuru yapacağım.
Biz seninle daha önce sohbet ettiğimizden biliyorum. Aslında SMA hastası bebekler için daha büyük ve gerçek şeyler yapılması gerektiğini düşünenlerden. Kesinlikle. Bu iş böyle olmaz. Bu işe devletin sahip çıkması lazım. O çocukların hepsi bizim çocuklarımız. Öyle yok. Alsınlar abi, vergi alsınlar. Yapmadılar mı? Bilmem ne vergisi çıkardılar. Bütün şeylere koydular. Nedir o fişlerin içine? O vergisi, bu vergisi, bu vergisi, bu vergisi. Koyun oraya bir vergi. Alsınlar hepimizden 1 lira, 2 lira, 3 lira. Allah Allah. Onlar bir fon yapsınlar. 100 lira alsınlar. Herkesin gelirine göre alsınlar abi. Ben hazırım vermeye yani. Bir fon oluştursunlar. Bütün yardımlar da oraya gitsin. Ya bunun bir sistemi, bir şeyi, bir adaleti, bir şey olsun. Belki o çocuklardan birinin annesi babası bir ünlüye ulaşamadı. Bana da çok geldi öyle. Yaptım da. Ama bir yerden sonra dedim ki ya nasıl yani? Yani bunu başka bir şey yapmak lazım. Bu sorun böyle çözülmez. Bunun için bir fon ayırmak lazım. Ve bütün bu tür hastalıklar için bebeklerimize, çocuklarımıza, kadınlarımıza, yaşlarımıza, babalarımıza, annelerimize, dostlarımıza yani imkanı olmayan herkese yardım edecek bir fonumuz olmalı yani. Nedir abi? Biz koskoca Türkiye Cumhuriyeti'yiz. Nasıl bizim bir çocuğumuz o hastalıktan ölebiliyor bu yüzyılda? Allah Allah. Erkan bunları söylerken bireysel yardım içinde çok uğraşmış, o canlı hayır, o ailem onlar hep bireysel. Biri olarak söylüyorsun. Ama bunun doğru bir sisteme oturması lazım. Oraya her başvurun, her hastalığı yaşayan sevgili kardeşimin, canım, ciğerim, çocuğumuzun bu imkana sahip olması gerekir. Sosyal devlet böyledir, böyle olması gerekir. Yani böyle olmasa da bizim ülkemizin böyle olması gerekir. Burası Amerika değil, Paris değil. Bizim burada bir yere düştü mü biz koşup kaldırıyoruz. Altına imzamı atarım söylediklerinin hepsinin. Bu ülkede bir ruh sağlığı uzmanı olarak da, medyada yer alan biri olarak da. Çok üzülüyorum ben abi. Bu çocuklar için de bizim yaptıklarımızı yapmak zorunda kalışımız bile sıkıntı. Tam anlamıyla bahsettiğin bu sistemi kuramamış olmamız bile beni utandırıyor söylerken de. Ama aile haber bekliyor. Yine elden gelen neyse onun için uğraşacağız. Berfin tabii ki. Için. Tabii ki ama ben sadece... Ya bu işlere hükümetin, devletin el atması gerektiğini söyledim. Bunlar böyle kişisel uğraşlarla olacak işler değil. Ya. Orada bir bebek ve bir can var yani. Öyle. Yani toplumsal dayanışmanın bu kısmı harekete geçmiyor. En azından nereden geçirebiliyorsak bu kısmını harekete. Berfin Ada Fırat %4'te kampanyası çok hepimizin yaşam hakkı için uğraşması gereken bir bebek. Herkese de seslenmiş olayım. Canım benim, Allah şifa versin. Allah şifa versin ve biz hep beraber destek olalım. Şey suçsuz günahsız abi ya. Öyle. Ne yaptı ki o ya? Öyle. Bir sürü şerefsiz dolaşıyor ortalıkta. İnanamıyorum ya bazen hayatı anlayamıyorum ya. Hiçbir şey anlayamıyorum. Bütün dengelerim, bütün bildiklerim şaşırıyor yani. Öyle Erkan. Bu anonsu yaparken yumruğumu sıkıyorum ben de bazen. Çünkü tam aynı yerler bunlar ya işte. Ya bir de bir şey yapamıyoruz ya abi. Bir şey yapamamak da çok kötü. Elin kolun bağlı. Nereye kadar yapacaksın? Binlerce insan var. Nasıl yapacaksın? Buna ben yapamam ki. Bunu hükümetin, devletin yapmasın. Ben de yardım edeyim ama hacı. Tek başına o da olmaz. Tam olarak böyle. Abi toplum olarak toparlanmamız lazım. Yalanı, riyayı bırakmamız lazım. Çok yalan söylüyor bizim toplumumuz. Eskiden bu kadar değildi yani. Ayaküstü yalan atıyor herkes abi. Ayaküstü ya. Görüyorum ya. Her gün görüyorum. Gözümün önünde yalan atıyor. Herkes. Etrafındakiler. Bence en büyük sorunumuz bu. Dürüst, liyakat sahibi ve çalışkan olmak zorundayız. Çok tembel Türk milleti. Çok tembeliz abi. Herkes kolay paranın peşinde. Ay az çalışayım, yatayım para gelsin, yatayım para gelsin. Öyle bir şey yok abi, öyle bir dünya yok yani. Yok evet. Her fikrin için, hikayeni paylaştığın için yeniden teşekkür ederim. Ben sana teşekkür ederim. Tekrar davet ettiğin için ve iyi niyetli soruların için. Çünkü çok gidiyoruz programlara, kötü niyetli sorular soruyorlar. Çok teşekkür ederim, sağ ol.